Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir araç kullanacağız. Neoplan Starliner 2 arkadaşlar. Dingilli bir araç yine. Dingilli araç dediniz mi? Ben de akan sular durur. Ulusoy firmasını seçtim çünkü Neoplan denince benim aklıma ilk gelen firma Ulusoy'dur. Nasıl Varan Turizm denince akla ilk gelen firma ilk gelen otobüs Setra ise benim aklıma da Neoplan denince ilk gelen firma Ulusoy oluyor. O yüzden ilk videoyu Ulusoy ile çekmek istedim bu aracın. Şöyle aracın içini hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle görelim. Hemen içine girelim. Direksiyon koymayı unutmuşlar. Problem yok. Giderken var en azından. Bu araçta çok fazla özellik ekleyemiyorsunuz arkadaşlar. Araç yapılandırmasında bilginiz olsun. Yani çok fazla bir eklenti takamıyorsunuz. Ben de zaten bir yazısını değiştirdim. Başka da hiçbir şey yapmadım. Direkt bu şekilde oynayacağım. Şöyle haritamızdan da bir bahsedeyim. Artvin Otogar'dayız şu anda. Toplamda 326 kilometrelik bir yolumuz var. Yolun sonunda Erzurum Otogar'da seyahatimizi tamamlayacağız inşallah. Evet, yavaştan çıkabiliriz. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Evet, kapılarımızı da kapatalım. Seyahatimize başlayalım. Şuradan bir manevramızı yapalım. Ablayı ezmeden. Adam korkudan kayboldu arkadaşlar. Vallahi korkudan kayboldu herif. Evet, şöyle aracın içine de girelim. Dörtlülerimizi kapatalım. Evet, seyahatimiz başlasın. Bu arada ventil sesi falan da var arkadaşlar. Gayet şık olmuş. Ben normalde pek sevmem ventil sesi. Yani Varan Turizm'den alışkanlık o bana. Benim çalıştığım arabalarda en azından yoktu yani. Retarder şu an çalışmıyor zannedersen, tam şey yapamadım, sesi falan gelmiyor ama bakalım yavaşlıyor mu? Evet, yavaşlıyor ama içeriye çok retarder sesi gelmiyor arkadaşlar. Farlarımızı da yakalım. Aracı yavaşlatıyor ama bir Travego'daki gibi, bir Setra'daki gibi ses gelmiyor arkadaşlar. Ben şanzımanı değiştirdim diye hatırlıyorum. Belki ondan kaynaklı olabilir. Çift şanzıman seçeneği var. Belki ondan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bundan sonraki seyahati de o şanzımanı değiştirip bir deneriz. Bakarız. Ondan da geliyor mu gelmiyor mu görürüz zaten. Araç sanki böyle elektrikli hibrit araç gibi arkadaşlar. Çok fazla motor sesi gelmiyor. Evet, rampada duyduk sesi ama düzde falan böyle sanki elektrikli araçmış gibi bir hava var yani.
Yani öyle ya da böyle oyuncu Yusbis yine döktürmüş. Bence bana göre. Burası oldukça keskin bir viraj. Çok fazla süratli girmek istemedim. Bu yani keyifli bir araç. Hoşuma gitti, beğendim açıkçası. Çok fazla sevmem Neoplan'ı ama. Yine de keyifli bir araca benziyor yani. Buraları yeni yapıyorlar galiba. Buralarda bir yol çalışması var. Yani iş makineleri falan. Güzel bir efekt olmuş buralarda. Manzara 10 numara 5 yıldız olmuş. Yani gece yolculuğu da aslında güzel olur. Ama gece yolculuğu pek yapmak istemiyorum. Çünkü çok fazla bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Yani zifiri karanlık. Sizin açınızdan yapmak istemiyorum. Kendi açımdan bir problemim yok. Yani simsiyah bir ekran izlemenizi pek istemiyorum açıkçası. Ara ara yaparım yine ama çoğunlukla gündüz olur. Siyah ekran izlemenin bir ya da izletmenin hiçbir manası yok. Sağ tarafımız ne? Çok merak ettim şu an. Yani burası bir nehir mi? Gerçekten çok merak ettim şu an. Gerçekte var mı ya da böyle bir yer? Hiçbir fikrim yok. Onu babama sormam lazım. Cezayı da yedik. Babam muhtemelen bilir. Babam çünkü geldi bu taraflara. Büyük ihtimalle bilir yani. Bu arada yol gerçekten mükemmel arkadaşlar. Çok beğendim. Retarder'in sesi niye çıkmıyor? Gerçekten çok içindeyim şu an. Yani umarım şanzıman tercihinden kaynaklı bir problemdir. Onun dışında araç her şey güzel yani aracın her şeyi güzel. Ne yapayım yani 20 ile mi gideyim? 50 yazmışsın. Gidilmiyor işte da 50 ile de yani. Virajlarda zaten gerektiği kadar yavaşlamaya çalışıyoruz. Al 90 yazıyor tabelada. Hadi otobüste 80 olsun. Navigasyonun üstünde bir hız göstergesi. Tabi hız tabelası var ama kaç gösteriyor? Hiçbir fikrim yok mesela yani. Şu ileride bir köprü falan mı var? Karşıya nasıl geçeceğiz? Evet, köprü var arkadaşlar. Şimdi gördüm köprüyü. İyi köprü lafın üstüne gözüküyor diyelim bari. Ne diyelim? İleriden sağdan köprünün üstünden karşıya geçeceğiz.
Benim babam otobüs şoförü olduğu için bu araçtan kullanmış arkadaşlar. Ben hiç kullanmadım. Yani çok memnun kalmış kendisi. Bu arada şöyle iki kamerasıyla şöyle sağımıza ve solumuza bir bakalım burası neymiş ne değilmiş. Araç bu arada EFSO gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel. Dediğim gibi babam bu araçtan kullanmış. Yani nasıldı diye sorduğumda mükemmel bir araç dedi ama bu aracın tek kötü yanı şunu söyledi. Aracın dedi tek kötü yanı dedi. Tam üstünüz cam arkadaşlar şoförün olduğu. Mükemmel güneş yiyorsunuz. Yani güneş tepeden vurduğunda efsane güneş yiyorsunuz. Eğer bu aracı kullanıyorsanız tabii. Yani istediği kadar siyah cam olsun diyor babam. Her türlü o güneşi yiyorsunuz diyor yani. Ama sürüşü, gidişi vesaire çok güzelmiş. Yani şu an hızlı gittiğimi düşünmüyorum. İnşallah. Çok süratli değilimdir ama çok da süratli olduğumu düşünmüyorum ya. Zaten virajlarda gerektiği kadar yavaşlıyorum. Gel gel. Gel üstüme çık gel çekinme ya. Her zaman başımın üstünde. Otogardan çıkarken bir iki ventil sesi duyduk ama daha sonrasından hiç denk gelmedim. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Herhalde biraz fazla yük binince çıkartıyor o sesi. Zaten çok da sevmiyorum ben ventil sesi arkadaşlar. Başımı ağrıtıyor benim. Yani kendime ait bir otobüs olsa yaptıracağım en son işlemdir. Hatta hayatta yaptırmam yani. Tastus. Hiç çekilmiyor uzun yolda. 3 dakika 5 dakika dinleyecekseniz evet dinleniyor. Ama 10 saat, 12 saat, 15 saat yol gittiğinizde böyle illallah ediyorsunuz artık o sesten. Fosur fosur, fosur fosur. Bunun retarderi iki diş mi bu arada? Ben anlamadım ki. Yo, 5 diş. Neden böyle bir çekişte 2 tane atlıyor onu anlamadım. Evet, sağda bir benzinlik var. Neymiş bu? Mrosol diye bir benzin istasyonu.
Yeni model otobüslerde yani bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla bu retarder sesi olmuyormuş arkadaşlar. Yokmuş yani. Onu artık üretici firmalar tamamen yok etti diye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Uzun zamandır otobüste de seyahat etmediğim için çok fazla otobüslerin içinde olmadığım için bilmiyorum. Öyle duydum. Ama 2012 model miydi acaba? Yok, özür dilerim. 2020 model Turismo vardı babamda. Yani onu kullanıyordu. Onda vardı. Ama bu son zamanlarda çıkanların retarder sesi yok diye duydum. Yani üretici firmalar böyle bir hata yaptıysa ki umarım yapmamıştır. Yani gerçekten çok üzücü. Evet, çok güzel yerde araba solluyorsun. Tebrik ederim. Zaten havada gidiyorsun. Uçarak gidiyorsun. Şurada bir kaç kilometremiz kalmış? 138 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Çok fazla bir yolumuz kalmamış. Şimdi de biz tokatlayalım seni, gel. İnşallah geçebiliriz tabii. Valla biraz yatıracağız galiba. Yapacak bir şey yok. Şunu sollamam lazım benim. Sinir etti beni. Hani o kadar solladın, solladın. Şimdi geçtin sağ şeride gitmiyorsun. Yalnız araba süper yatıyor yolda. Gerçekten yol efsane. Evet, virajlı yollardan düz yola gelince de bir güzel oldu. Çünkü çok virajda sıkıyor arkadaşlar ya. Yani güzel oluyor evet de. Git viraj, git viraj. Bir yerden sonra bayıyor. O yüzden böyle her şeyin kararınca güzel oluyor. Arkamda araba var, yol vermiyorum, sinir oldu şu an. Şöyle sağa geçeyim de beni bir sollasın. Bak nasıl basacak şimdi. Hayret, sollamadı. Neyse, sola geçeyim o zaman madem sollamıyorsun. Şu tır da bir gaz kesmedi be. Vay arkadaş. Tırcı dayı bir gaz kes de bir geçelim de. Vallahi hiç gaz kesmedi ya. Adam 90-90 yapıştırıyor vallahi. Şöyle bir tık rampa gelse bayılır. Ama gelmez ya. Zaten kaç az kilometremiz kaldı. Şöyle 47 kilometre sonra bitecek. İleriden sağa döndürüyor bizi bu arada. Hadi kes ulan biraz. Alo.
Gaz kesmez. Ben şöyle şu arkasına geçeyim. Buradan sağdan çıkacağız zaten biz. Evet, Erzurum'a gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Çok az kaldı. Navigasyonda ismini gördük en azından. Turkish Cargo, Türk Hava Yolları'nın kargosu gidiyor arkadaşlar. Bakalım yetişebilirsek yakından göreceğiz. Ama pek yetişebilecekmiş gibi durmuyoruz. Evet, ileriden sola otogara gireceğiz. Evet, Turkish Cargo arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın kargosu. Işıklardan da sol yapacağız. Aracın sürüşü çok iyi yalnız. Ben çok oynamadım bu araçta. Yalan olmasın. Bir kere oynadım, oynamadım yani, öyle hatırlıyorum. Bir kere falandır yani. Hadi olsun iki kere. Ama yani o zamanlar bu kadar keyif almamıştım. Bugün niyeyse çok keyif aldım bu araçtan. Yani bu araçla oynarım arkadaşlar. Şöyle beni bir sal, ben bir sola geçeyim. Kırmızıda da duralım. Yani gerçekten çok keyif aldım ben bugün. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Evet, otogar sol diyor. Erzurum Otogar'a hoş geldiniz arkadaşlar. Buradan Erzurum'da yaşayan herkese saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Muhtemelen oyuncu Yusbis'in yapmış olduğu bir otogar gibi duruyor ama değil galiba, bakacağız. Oyuncu Yusbis yazmıyorsa muhtemelen Erzurum'un otogarı olabilir. Şöyle çıkalım dışarıya. Evet, hiçbir şey yazmadığına göre demek ki yine oyuncu Yusbis'in tasarladığı bir otogar arkadaşlar. Biz Ulusoy ile geldik. Ulusoy'un tabelası burada yok mu? Yok. Tamam, Kamil Koç'a yanaşalım biz de. Şöyle 5 numaraya yanaşalım. Ulusoy olsaydı Ulusoy'a yanaşırdık. Olmadığı için şöyle Kamil Koç'ta metro arasında bir yere yanaşalım. Evet. Şöyle kapılarımızı da açalım. Aracımızı da istop edelim. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz bu kadar. Neoplan Starliner 2 ile Artvin'den kalktık. Erzurum Otogar'a geldik. Bu otogar muhtemelen dediğim gibi temsili bir otogar arkadaşlar. Oyuncu Yusbis yavaş yavaş güncelleye güncelleye haritayı tamamlıyor. Umarım buraya da Erzurum'un kendi otogarını yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.